Herkese merhaba, herkese selam tekrardan. Kanalıma ve yepyeni videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni video ile karşınızdayım ve bugünkü videonun da konusu başlıktan da anlayabileceğiniz üzere TYT kaynak alışverişim ya da bu yıl içerisinde çözebileceğim kitaplar olarak adlandırabiliriz bence bu videoyu. Sizlere örnek olması açısından bu videoyu çekmek istedim ve belki size de hem fikir olur hem yardımcı olur diyerekten bu videoyu çekmek istedim yani. Şu an açılış yapmayı unutmuşum ve gerçekten nefes nefese kaldım. O zaman hemen başlayalım. İlk önce belki aldığım şeyler size fazla gelebilir ya da hani neden bu kadar fazla aldın gibi düşüncelere kapılabilirsiniz ama bulabildiğim en iyi kaynakları, yani çok fazla araştırma yaptım ve genel olarak insanların önerdiği şeyleri kolay orta seviyeleri olarak, yani kolay orta zor seviyelerine bakarak aldım ki şöyle bir şey var. Ben de belki bunların hepsini direkt şu anda bir ay içerisinde ya da iki ay içerisinde çözmeyeceğim. Öyle bir şey de var ama kitap fiyatları her geçen gün daha da fazla artıyor ve bu yüzden daha önceden alıp elimin altında bulundurmak istedim. Zaten çoğunun içindeki sorular da değişmiyor. Genel olarak her yıl aynı soruları koyuyorlar. Evet, açıklamalarımı da yaptığıma göre o zaman başlayabiliriz. İlk başta paragraf kitaplarından başlamak istiyorum. İlk paragrafı paragrafta Hız Soru Bankası. Hale Hoca'nın bir kitabıydı. Şu anda aktif olarak bu kitabı çözüyorum ve soruları falan da baya güzel. Yani hem soruları güzel hem de başındaki kısımlar falan da güzel olduğu için, yani şuradaki taktikler kısımları da güzel olduğu için çözerken zevk alıyorum. Kitaba devam edeceğim şu anlık. İki tane çok çok önerilen paragraf kitaplarım var. Birincisi Paragraf Hız Soruları. Hız ve Renk Yayınları'nın bir kitabı. Bu kitap bayağı ünlü. Bir paragrafın ritmi zaten çok ünlü. Bir de Hız ve Renk'in paragraf hız soruları çok çok ünlü. O yüzden bu kitabı da aldım ve bu kitapta en çok hoşuma giden kısım ne biliyor musunuz? Bu kitapta ya paragrafı ne kadar açıklayabilirlerse o kadar çok açıklamaya çalışmışlar. Arkada bütün cevapları var ve kitabın önünde bunun tanıtımı var mıymış? Yani çözümlü sorular yazıyormuş ama ben buna dikkat etmemiştim ve geçen kitabı açtığımda gördüm ve bayağı iyi. Ayrıca de şöyle göstereyim. Bunları ekranda görürsünüz büyük ihtimalle ama kavramlar sözlüğü kısmı var ve burada bilmediğim kelimeler de olabiliyor ve bunların örnekte kullanılmış halleri de var ve biliyorsunuz ki bir kelimeyi bilmediğinizde o cümleyi anlayamayabiliyorsunuz çünkü kelimeler biraz egzantrik oluyorlar ve anlayamayabilirsiniz çok normal olarak. Ve burada bilemeyeceğimizi düşündükleri kelimeleri vermeye çalışmışlar. O yüzden bayağı sevdiğim bir kitap oldu. Bu da elimin altında bulunsun istedim. Ve son olarak da paragrafın şifresi. Bu Modüler Soru Bankası ikinci kitap. Bunun bir de paragrafın birinci şifresi mavi kitap var şu şekilde. Birinci kitap bu. Ama ben paragrafta zaten o kadar kötü olmadığımı düşündüğüm için ben ilk kitabını almak yerine ikinci kitabını almaya karar verdim. O yüzden kırmızı olanını aldım. Zorlanacağımı düşünmüyorum yani. Çünkü bunu en son çözmeyi düşünüyorum, ikinci kitabı. Bu paragraf kısmı bu kadardı. Ayrıca problem olarak da yeni problem kitapları eklemeyi düşünüyorum şu anda listeme ama TYT Problemler Soru Bankası Kafa Dengi'nin yayınlarıyla Problematik Tonguç yayınları var. İkisinden de düzenli bir şekilde çözemedim ve ikisinden de çok karışık bir şekilde ilerledim ve bu beni hiç mutlu etmedi ve problemlerde de ilerleyemedim zaten doğru düzgün. O yüzden de şimdi bunlardan birini seçip doğru düzgün bir şekilde başlayacağım. Sonra diğerini seçip ona devam edeceğim. Çünkü mantıklı ve akılcıl bir şekilde çözmem gerekiyor. Yani bazı kısımlarını güzelce çözmüştüm bu kafa denginde. Hatta bayağı beğenmiştim ama sonra gitti. Bu ikisi de gayet güzeller. Bunları da öneririm. Sonrasında bir kamp seti var. 10'dan 11'e hazırlık seti. Ve bunun için de bayağı heyecanlıyım. Çünkü hem 9'u hallediyorsunuz, hem 10'u hallediyorsunuz, hem de 11'e hazırlık yapıyorsunuz. Bayağı iyi. Hem matematik var, hem FKB dersleri var, hem de ETC yani Edebiyat, Tarih, Coğrafya. Bunun içini gösterdiğim bir story atmıştım Instagram'a. Bundan çıkartıp tekrar koyuyorum güzel bir şekilde muhafaza etmek için. Matematiğini çok beğendim ben. Çünkü geometride çok takılan bir insan olarak 9. sınıf konularından, üçgenlerden başlamak bayağı iyi olacak benim için. Bu şekilde grafik soruları çok çok önemli olduğu için soru bankasında bu tarz soruların olması işime yarayacak diye düşünüyorum. Bunlara da kampla beraber başlamak istiyorum. Aldıklarımın hem Trendyol linklerini hem de başka sitelerde varsa onları da aşağıya koymaya çalışacağım. Aşağıdaki linklerden bakabilirsiniz. Ve daha sonrasında geçenlerde yapmış olduğum bir alışveriş var. Buradan aldığım şeyler hoşuma giden şeyler. Umarım ki aldığıma pişman olmayacağım şeyler olur. Şimdi ilk başta KR Akademi'nin ya da Kare Akademi'nin mi bilmiyorum. KR Akademi'nin. Büyük ihtimalle o şekilde okuyor. KR Akademi'nin TYT poster notlarından iki tane dersini aldım ve acayip çok hoşuma giderek aldım.
Bir tane biyolojisini, bir tanesi de coğrafyasını aldım. Bunlar tamamıyla TYT için. Neden fizik, kimya falan almadım diye soracak olursanız, onlar sayısal, matematik de aynı çoğu şekilde. Edebiyatı yoktu, Türkçesi vardı ve onda dil bilgisi ve sözcüktenden falan anlatılıyordu. O yüzden onları da beğenmedim. Tarihte ki anlatım biçimini de beğenmedim. O yüzden de sadece coğrafyasını ve biyolojisini almak istedim. Ama başka dersleri varsa eğer ki, büyük ihtimalle onlara bakıp onları da alabilirim diye düşünüyorum. Çok iyi anlatıyor var ya, o kadar iyi anlatıyor ki tam benim özet biçimimde yazılmış bir de. Bir de şu şekilde bir asma yeri var. Büyük ihtimalle yatağımın başına bir tane çivi çakacağım ve böyle asacağım ki her sabah baktığımda görebileyim. Bayağı iyi anlatılmış ve şöyle bir şey de var. Tez çözerken hani TYT 9. sınıf kısmını, coğrafyasını, 9. sınıf biyolojisini çözerken bilmiyorum yani, o kısımlar bende tam yok ve gerçekten bunlara baktığımda evet biz bunları işledik ama neydi bunlar? Yani bilmiyorum çünkü maalesef ki böyle arkalarında. Bir de ayrıyeten şurada QR kodu okut kısmı var. Buraya okuttuğunuzda da bu sayfanın konu anlatımı size YouTube tarafından, yani YouTube'daki kanal tarafından yapılıyor. O yüzden harika. Bu şekilde haritalarla gösterilmiş olması falan, her şey elinize, yani TYT 2 yıldır işlediğimiz bütün konular burada. O yüzden benim bayağı hoşuma giden bir tasarım oldu. Hem de bol bol haritalar, resimler de olduğu için ki coğrafyada zaten en önemli şey harita biliyorsunuz ki. Bu tarz şeyler olduğu için de bayağı iyi. Şöyle haritalar, özellikle şu kısmı beni bayağı sevindirdi ve mutlu etti. Çünkü haritalarla çok da iyi anlaşamıyorum. Biyoloji kısmına bakarsak da, biyoloji kısmı da benim bayağı beğendiğim bir kısım oldu. Şöyle güzel güzel, renkli renkli, bayağı iyi anlatılmış. Ve benim için önemli olan kısımlar aslında şey yani, 9. sınıf. Çünkü hepimizin bence 9. sınıf sıkıntılı ve benim bayağı bir sıkıntım. O yüzden bunları halletmem amaçlı bayağı iyi olacağını düşünüyorum. Bir de burada soru örnekleri de verilmiş. Şu şekilde bunlar için harika bir şey. Çünkü herhangi bir kaynakta bir soru örneği verildiğinde ve bunun çözümü de verildiğinde o soru tiplerine baktığınızda anlayabiliyorsunuz ve daha sonrasında siz soru bankasından çözerken o soru tiplerini çok, yani kendi kafanızdan türetip soruları daha rahat cevaplayabildiğinizi düşünüyorum. Sonrasında ben yaprak testleri çözmeye bayılıyorum ve bana acayip çok keyif veriyorlar. Yalan söylemeyeceğim. Ve bu yüzden de yaprak testleri aldım şu şekilde. Hem taşıması kolay hem de yaz boyunca çözerken böyle tek tek alması kolay olur diye düşündüm. İlk başta TYT biyoloji yaprak testini aldım. Hem poster notlardan çalışıp hem de buradan çözebilirim diye düşünüyorum. Bu tarz yaprak testleri çünkü konuların ne kadarını bilip bilmediğimi anlam amaçlı bu tarz yaprak testleri aldım. Hem de Özdemir yayınlarında olduğu için güzel ve kaliteli soruları vardı. Bu şekilde gösterebilirim bunları. Zaten ekranda da görüyor olduğunuzu düşüneceğim. Bilgilerimi ölçme amaçlı ve bilgilerimi yenileme ve bilgilerimin nerede eksik olduğunu anlama açısından bu tarz yaprak testler aldım. Diğer aldığım yaprak test direkt yine Özdebil yayınlarının TYT geometri yaprak testi ve buna hepimizin ihtiyacı var arkadaşlar. O yüzden bunu da aldım. Yani gerçekten ihtiyacım olduğunu biliyorum. Çek, koper, 48 tane test diyor zaten. Her gün 2 tane çözsem 24 test oluyor. Ama şurada katı cisimler var. Katı cisimleri de bilmiyorum. Yani bunları çözmem gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz bunlar çok kolay falan ama ben zaten geometri yapamayan bir insan olarak kolay bir kaynaktan başlamam gerekiyor. Gerçekten yani diyorum ya, bu kadar kolay kaynaktan başlanır mı? Bu kadar kolay kaynaktan başlamak istemiyorum. Bu kadar sıfıra sıfır olduğunu düşünmüyorum diyorum bazenleri ama sonra bakıyorum o kadar sıfıra sıfırım yani, o kadar. Gerçekten o kadar. Bu yüzden de bunu da almak istedim. Hem Özdebir'in o kadar kolay da değil, hem de yaprak testi olduğu için belli bir kolaylığı da var. Bunu da almak istedim. Bunların linkini yine Trendyol'da bulursam sizlerle paylaşacağım. Bu hangi yayının bilmiyorum. Press. Tees Press mi? Öyle bir şey. Olması lazım herhalde. Tees Press Eğitim. Aynen, Tees Press Eğitim'miş. Tamam. Bunlar da benim çok hoşuma gitti. Akıllı tekrar paketi. Bunlar Özdemir'den daha çok hoşuma gitti. Şu şekilde mikro analiz pekiştirme testleri var. Daha sonrasında bunları geçtikten sonra genel tarama sınavları, performans ölçme sınavları var ve gerçekten işte çekince yaprak, birleşince de kitap şeklinde oluyor ve tarih için içine baktığımda güzel soruları vardı. Bilgi ölçmeye yönelik değil, daha çok böyle yorumlama becerisi üzerineydi ve benim tarihte yorumlama becerim de çok çok iyi olmadığı için zaten bu tarz bir kaynağa ihtiyacım olabileceğini düşündüm. Bir de bunun kimyasını aldım. Kimyası da yine aynı şekilde. Bunu zaten açmışım şu şekilde. İlk konuları yine çok iyi bilmediğim için bunları da aldım ve gerçekten sorularını beğendim. Gerçekten beğendim. Çünkü işte
kimyada çok yapamadığım grafik sorularından falan da bahsediyor. O yüzden bayağı iyi olacağını düşünüyorum bunun da. Ve sonrası için son iki tane kaynağımız kaldı. Bir tanesi şu şekilde bir TYT, AYT, DEPAR, geometri, kazınım kavrama testleri. Hocamız hep böyle fasiküller alın, föller alın tarzında şeyler söylüyordu. Ben de bu tarz bir şeyi beğendim. Zaten Bilfen yayıncılığının bu. Ben 7. sınıfta kursa gittiğimde Bilfen yayıncılığını kullanmıştım ve beğenmiştim. Lise için olan boyutunda beğenebileceğimi düşünüyorum. Ve içinde de böyle güzel güzel testler var. O yüzden bundan da memnun kalırım umarım ki diye düşünüyorum. Bunu da çözmek için heyecanlıyım. Umarım ki çözebilirim. Ve en sonuncu kaynağımız da problemler föyü. Bunu bayağı çok beğendim. Yani ilk gördüğüm anda içini açtım ve bayağı hoşuma gitti. Şu şekilde TYT problemler. İlk başta işte biliyorsunuz ki milyon tane problem çeşidi var ve bunların ilk başta şu şekilde açık uçlu halleri var. Kolay ya da bir tık daha TYT ayarında zor bir şekilde anlatılmış. Daha sonrasında testlere geçiyoruz ve problemler için bayağı iyi olacağını düşündüğüm testler oldu. Çünkü problemleri de halletmemiz gerekiyor. Bunlar bu arada sadece bu yaz için değil. Yani zaten hepsi sadece bu yaz içerisinde bir temel o 3 tane paragraf, 2 tane problem kitabı. Ama büyük ihtimalle 11. sınıfta da çözmeye devam edeceğim için bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ve bunları almak istedim. Kitap fiyatları daha da artmadan. Hem de bu tarz böyle föy tarzında şeyleri bulmak bazenleri zor olabiliyor. O yüzden bunları da almak istedim. Eğer ki linklerini aşağıda bulursam sizlere de bırakacağım. Evet, bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım ki videoyu keyifle izlemişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Umarım ki sizler için de faydalı olmuştur ve buradan beğendiğiniz ve bakacağınız kitaplar olacaktır diye düşünüyorum. Daha alışveriş yaptıkça, daha fazla kitap aldıkça, çok kısa alışveriş olsa bile 8 dakika, 5 dakikalık video olsa bile onları da yüklemeye çalışacağım. Haberiniz olsun. O zaman bugünlük bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında veya kanalım hakkında herhangi bir düşünceniz, öneriniz, fikriniz, yorumunuz varsa onu da aşağıda yorum kısmına belirtebilirsiniz ve ayrıca da kanalımın videolarını da arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Paylaşırsanız çok çok sevinirim. Başka güzel bir görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.